Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Ana Muhalefet Partisi, yani Türkiye'nin en büyük ikinci partisinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan taşeron yasasına tepki geldi bugün arkadaşlar. Çalışanları zorunlu emekli ayırmak açlıktan ölün demektir dedi arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar biz kanalımızda, web sitemizde videolaştırmaya devam ediyoruz ve artık Ana Muhalefet Partisi'nin direkt Genel Başkan Yardımcısı da bu konuları bildiğini görüyoruz arkadaşlar. Zorunlu emekli edilmesin diyor arkadaşlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, taşerondan kadroya geçen işçilerin bir süre sonra resmen emekliye sevk edilmeleriyle ilgili taşeron yasası ile çalışanlara yaşı geldiğinde zorunlu emekliliği ayırmak, asgari ücretin dahi altında emekli ayına mahkum etmek demektir. Bu da işleri acınızdan ölün demektir. Zorunlu emeklilik dayatması ile göre daha fazla açlığa ve sefalete terk edilmesine son verilmelidir açıklaması yaptı. Ekranda da Veli Ağbaba'yı görüyorsunuz. CHP Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba taşerondan kadroya geçen işçilerin sorunlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ağbaba taşeron düzenlemesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede çalışanları zorunlu emekli ayırmanın asgari ücretin dahi altında emekli aylığına mahkum etmek olduğunu belirterek bu da işçileri acınızdan ölün demektir. Zorunlu emeklilik dayatması ile göz göre göre daha fazla açlığa ve sefalete terk edilmesine son verilmelidir açıklamasını yaptı. 696 sayılı KYK ile taşeron işlerin beklediği kadro hakkı eksik de olsa verildi. Ancak işlerin yaşadığı sorunlar halen devam ediyor diyor diyen Genel Başkan Yardımcısı. Taşerondan geçen işler 696 sayılı kanun hükmüyle kararnameye uyarınca emeklilik için asgari koşulları yerine getirdiklerinde zorunlu olarak emekli ediliyorlar. Kadroya geçen işlere yönelik zorunlu emeklilik dayatması ne yazık ki işlerimizin mağduriyetine neden oluyor. Yıllardır taşeron sistemiyle emeği sömürülen işlerimiz kadro hakkı alarak güvenceye kavuştuklarını düşünürken şimdi de zorunlu emeklilik nedeniyle açlığa ve sefalete terk ediliyor. Yeni mağduriyetler yaratılıyor. Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin 690 sayılı kanun hükmünde kararnameye uyarınca 2018'de kadroya alınan taşeron işçilerin asgari emeklilik koşullarını yerine getirdiklerinde resmen emekliye sevk edildiklerini belirten Ağbaba şu açıklamayı yaptı. Taşerondan kadroya geçen kadınlar örneğin 48-49, erkekler ise 52-53 yaşlarında zorunlu olarak emekli ediliyorlar. Eski kadrolu işçiler 62-63 yaşına kadar çalışmaya devam ederken kendilerinin emekliye zorlanmasına itiraz eden işçiler yapılan haksızlığa son verilmesini istiyor. Kadroya geçen daha rahat bir hayat süreceklerini düşünen işçilerin 3-4 yıl sonra zorla emekli ettirilmeleri yeni mağduriyetler yaratıyor açıklaması yaptı. Yasanın düzeltilmesi ve mağduriyete son verilmesi gerekiyor. 1 Nisan 2018 tarihinden sonra kadroya alınan işçiler emekliliklerini hak ettikleri tarihte zorunlu olarak emekli edilirken bu işler dışında sürekli işçi kadrosunda bulunan işçilerin böyle bir sorunu bulunmuyor. Bu durum çalışanlar arasında ayrıma yol açıyor. Yasa bu şekilde iş barışını bozup çalışanlar anayasal haklarını mahrum bırakmaktadır. Yasanın derhal düzeltilmesi ve bu mağduriyete son verilmesi gerekiyor açıklaması yaptı. Taşeron yasası ile çalışanlara yaşı geldiğinde zorunlu emekliliği ayırmak, asgari ücretin dahi altında, yani şu an arkadaşlar zaten 2500 TL emekli maaşı bağlanıyor. Bu bilgiyi de verelim. Büyük şehirlerde artık 2500 TL kiralık konut bile kalmadı. Böyle iyi semtlerde oturuyorsanız 4000-5000 TL'ye çıktı. Emekli aylığına mahkum etmek demektir. Asgari ücretin dahi. Bu da işleri acınızdan ölün demektir. Türkiye'de yaklaşık 8 milyona yakın emekli ve hak sahibi asgari ücretin altında maaş alıyor. Türkiye'de her iki emekliden biri geçinemediği ya da çalışıyor ya da bir iş arıyor. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bir ülkede emekli aylığıyla geçinebilmek mümkün değildir. Bu bakımdan bu uygulamanın derhal son bulması gerekmektedir. Çalışanlarımızın zorunlu emeklilik dayatması ile göz göre göre daha fazla açlığa ve sefalete terk edilmesine son verilmelidir dedi CHP Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlar. Evet, bizler de sizler adına bu gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer sizler de halen zorunlu emekliliğe yaklaştıysanız, 696'lı işçiyseniz ve tayin hakkının gelmesini istiyorsanız, 12 ay maaş almak istiyorsanız, taşeron iseniz, kadro almak istiyorsanız hepinizi kanala abone olmaya davet ediyorum. Birlikte başaracağız diyorum. Seçime 13 ay kaldı arkadaşlar. Seçime kadar kanalı büyütelim. 100 bin abone olalım. Ve bu problemleri herkese duyuralım diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Bizler sizler adına Memurlar Haber YouTube kanalı olarak bu problemler bitene kadar video üretmeye devam edeceğiz arkadaşlar.